Sevgili öğrenciler, dersimiz matematik. Bilfen fasikül 5 ev çalışmaları kısmında sayfa 16'dan başlayarak etkinlik çözümleri yapacağız. Birinci etkinliğimizde verilen açıları çeşitlerine göre sınıflandıralım diyor ve dar açılara 1, doğru açılara 2, geniş açılara 3 ve dik açılara 4 rakamlarını yazalım diyor. İlk sıramızda birinci açımıza bakıyoruz, dik açı. İkinci açımıza bakıyoruz, dar açı. Üçüncü açımıza bakıyoruz, geniş açı. Dördüncü açımıza bakıyoruz, geniş açı. Ve ilk sıranın son açısı yine dik açı olarak görüyoruz çocuklar. Bir alt sırada birinci açımız dar, ikinci açımız doğru açı, üçüncü açımız dik açı, dördüncü açımız dar açı ve son açımız geniş açı olarak ikinci sırada görülmektedir çocuklar. Son sırada bakalım. Birinci açımız dik açı, ikinci açımız geniş açı, üçüncü açımız dar açı, dördüncü açımız doğru açı ve son açımız geniş açı olarak ne yaptık? Çeşitlendirdik ve verilen rakamları kutucuklara yazdığımızda tablomuzun görünümü bu şekilde oluyor çocuklar. Devam edelim. Aşağıda saatler üzerinde verilen akrep ile yelkovanlar arasındaki açıları ölçüp çeşidini yazalım. Biliyorsunuz saatler arasında her rakam arası 30 dereceydi. Birinci saatimiz zaten ölçmemize dahi gerek yok. 180 derece olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. İkinci açımıza bakalım. Akrep ile yelkovan arasında 1, 2, 3, 4, 5 rakamımız var. Ve her iki rakam arası 30 derece olduğu için 5 kere 30, 150 derece oluyor. Üçüncü açımız dik açı. Saat 9'u gösterirken zaten dik açı olur. Son açımızda da iki rakam arası 30 derece dediğimiz için nedir? Burada iki rakam vardır ve 30 derece iki rakam arası olduğu için akrep ve yelkovanımız arasında 30 derecelik bir açı oluşmaktadır. 180 doğru açı, 150 geniş açı, 90 dik açı ve 30 derece dar açı olarak ne yapıyoruz? Ölçüp, hesaplayıp çeşidini de yanına yazıyoruz çocuklar. Aşağıdaki açıları ölçelim, tabloyu tamamlayalım. Açı çeşitleri ve isimleri demiş. Birinci açımız dik. İkinci açımız doğru. Üçüncü açımızın geniş olduğunu görüyoruz. Dördüncü açımız dar. Beşinci açımız geniş. Altıncı açımız dar. En alttaki sırada N açısı doğru ve K açısı dik açı olarak ne yapıyoruz? Görüyoruz çocuklar. Açılarımızı okursak D açısı, F açısı, K açısı, E açısı, M açısı, L açısı, N açısı ve K açısı olarak tablomuza ne yapacağız? Sembolleriyle birlikte yerleştireceğiz çocuklar. Dik açılar D ve K, doğru açılar F ve N, geniş açılar K ve M, dar açılarda L ve E olarak ne yaptık? İsimlendirmiş olduk. Burada iletkilerle açılar ne yapılmış? Ölçülmüş ve bizden o ölçüleri okumamız isteniyor. Hemen birinci iletkimizi okuduğumuzda 110, ikinci açımızı okuduğumuzda 90, üçüncü açımızı okuduğumuzda 120, dördüncü açımızı okuduğumuzda 130 ve beşinci açımızı okuduğumuzda da iletkimizin üzerinden 40 derece olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz ve yazıyoruz çocuklar. Aşağıda ölçüsü ve köşe noktaları verilen açıyı 3 farklı durumda çizelim. Y açımız 70 dereceymiş. Bir tanesinin kollarını ne yaptık? Bir kolunu aşağıya doğru uzattık. Diğerini yukarıya doğru uzattık. Bir diğer kolu da sol tarafa doğru, aşağıya sol tarafa doğru uzattık çocuklar. İstediğimiz şekillerde açılarımızı ne yapabiliyoruz? Çizebiliyoruz. Aşağıda ölçüleri verilen açıları çizelim. Yine 75 derece dar açımız, 90 derece dik açımız, 80 derece dar açımız, 115 derece geniş, 137 derece geniş ve 67 derece dar açımız olarak ne yaptık çocuklar? Bunları da
çizmiş olduk. Aşağıda verilmiş olan açıları 3 farklı şekilde sembollerle gösterelim. Köşeden okursak A açısı, C köşesinden okursak C, A, B açısı, B köşesinden okursak da B, A, C açısı olarak ne yapıyoruz çocuklar? Sembollerle yazabiliyoruz. Burada köşedeki harfimiz Y, Y açısı diyebiliyoruz. V harfinden başlarsak V, Y, Z diye okuyabiliyoruz. Z'den başlarsak Z, Y, V açısı diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve sembolle gösteriyoruz. Köşede burada L harfimiz olduğu için L açısı deyip sembolüyle yazıyoruz. M harfinden başlarsak M, L, K açısı diye yazar okuruz. K harfinden başlarsak K, L, M açısı diye yazarak okuyoruz çocuklar. Aşağıda verilmiş olan açıları isimlendirip sembolle gösterelim. Köşelerine büyük harfleri, istediğimiz büyük harfleri ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Birinci açımıza A harfini verdik. A açısı diye okuduk ve sembollendirdik. İkinci açımıza B harfini verdik. B açısı diye sembolüyle birlikte yazdık. Üçüncü açımıza C harfini verdik ve sembolüyle yazdık. C açısı diye okuduk. Dördüncü açımıza L harfini verdik ve sembolüyle yazarak L açısı diye okuduk. Son açımıza T harfini verdik ve T açısı diye okuyarak sembolüyle yazdık çocuklar. Açıların ölçüsünü iletki kullanarak ölçüp sembolle ifade edelim demiş. Açılarımızın ölçüsü 30 derece dar, 65 derece dar, 100 derece geniş ve 90 derece dik açı olarak ne yapılmış? Ölçülmüş. O, P, R açısı, S, T, U açısı, F, E, G açısı, V, Y, Z açısı olarak da isimlendirilip sembollerle ifade edilmiş oluyor. Açıları verilen, ölçüleri verilen açıları çizelim demiş. 45 derece olduğu için bir dar açı olacak çocuklar. 30 derece olduğu için E açısı da, bu da bir dar açı olarak ne yapılacak? Çizilecek çocuklar. Aşağıdaki tabloyu örneğe göre dolduralım. Açımız sembolüyle yazılışı, tahmini, ölçümü ve açı çeşidi. Buraya bakarsak açımız köşede S harfi olduğu için S açısı ya da KST açısı ya da TSK açısı diye yazabiliriz sembolle. Bu bir dar açı olacaktır. Tahminlerimiz tabii ki dar açıya göre olması lazım. Yani 90 dereceye kadar olan açıları tahmin etmemiz lazım. Ve açtığımızda tahminimiz 50, ölçümümüz 40, açı çeşidimiz de dar açı olarak ortaya çıkmış oluyor. L, M, N ya da M açısına bakalım. Bir geniş açı olarak ne yapıyor? Duruyor. M açısı olarak ifade ettik. Tahminimizi 100 yazdık. Ölçümümüz de 110 derece oldu. Bu da nedir? Geniş açıdır. T, U, R açısı ya da U açısı diye yazabiliriz. U açımız dar açıdır ve tahminimiz 30 derece olabilir. Ölçümümüze baktığımızda 20 derece. Bu da zaten dar açıdır diye tablomuzu ne yapıyoruz çocuklar? Tamamlamış oluyoruz. Burada T açısını çizelim. 60 derece dar açıdır. 80 derece dar açıdır. U açısı da 120 derecedir ve geniş açıdır çocuklar.